Bir kez daha görülmüştür ki İsrail'le bu şartlar altında normalleşmek anormalleşmektir. Zira İsrail'in normali işgaldir, katliamdır, zulümdür. Normali bu olanlarla normalleşme sırasına girenlerde akıtılan kan ve gözyaşının sorumluluğuna ortak olduklarını bilmelidirler. O nedenle başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin tamamı İsrail'le tüm ilişkilerini askıya, yaptırımları ise gündemine almalıdır. Sözün tam burasında sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifini hatırlatmak isterim. Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle o kötülüğe tavır koysun ki bu da imanın en zayıf derecesidir. Eliyle, diliyle ve hatta kalbiyle dahi olsa bu zulüm karşısında tavır alamayanları vicdanlara ve Cenab-ı Hakk'a havale ediyoruz. Biz Saadet Partisi olarak elimizle düzeltebileceğimiz şeyler için değil elimizi, hatta tüm gövdemizi bu taşın altına koymakta kararlıyız. Dilimizle batıl karşısında hakkı aykırmaya devam edeceğiz. Filistin'in içinde bulunduğu kritik ve hayati bir dönemde Saadet Partisi olarak Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, mazlum ve mağdurun yanında durma misyonumuzu her zamanki gibi daha güçlü şekilde üstleniyoruz. Bu amaçla 15 Ekim 2023 Pazar günü saat 14'te İstanbul Maltepe miting alanında büyük bir miting düzenlemeye karar verdik. Bu miting sadece bir etkinlik değil, milletimizin bir araya gelerek Filistin'in sesini yükselttiği, birlik ve beraberliğini gösterdiği tarihi bir an olacaktır. Mitingimizin istenilen ve beklenilen etkiyi oluşturabilmesi bizden ses ve destek bekleyen mazlumların yanında olduğumuzun güçlü bir göstergesi olması için üzerimize tarihi vazifeler düşmektedir. Bu çerçevede tüm vatandaşlarımızı Özgür Filistin mitingimize davet ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum.